Herkese merhabalar. Birinci dönem ikinci yazılılarda şovunuzu yapmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoyu dikkatlice izleyin. Sizlerden gelen değerli yorumların hepsine baktık ve sizlerin yorumlarını çok güzel bir şekilde cevaplıyoruz. Yazılı yazılık videoları ne zaman gelecek demiş. Hemen cevaplıyorum. 18 Aralık'ta yazılı kampımız mükemmel bir şekilde başlıyor. Fizikle başlayacağız. Tarih, matematik, kimya, biyoloji, edebiyat, coğrafya her biriyle alakalı. Milletin Bakanlığı'nın hangi sorudan nasıl geleceğini dair biliyorsunuz özel programlar soru dağılım tabloları hazırlandı. Yani işte koşul önermeden bir soru gelsin fen liselerinde. Veyahut da kümelerde birleşimden Anadolu liselerinde iki fen liselerinde iki soru gelsin diye tek tek kazananlar açıkladı. Edebiyatta da aynı şekilde metnin olay örgüsünü belirlerden bir soru gelsin şeklinde. Biz de bunlara göre mükemmel yazılı provaları hazırladık. 18 Aralık'ta da yazılı kampımıza başlıyoruz. Şu an birinci yazılar bitti. Sömestr tatil öncesinde ikinci yazılardayız. Yazılarımız bizim için önemli. Çünkü yazılı notlarımız yani 9. sınıfta aldığımız her bir not esasında ileride gireceğimiz üniversite sınavı için bir kazanım oluyor ve eğer birinci dönemin iyi bir kapanışını sağlarsak ikinci dönemde de bu bizim için avantaj sağlayacak. Sömestri tatilimize çok güzel geçecek. Peki ikinci yazılarda nasıl yüksek not alırım ama ona geçmeden önce bununla alakalı bilgileri vermeden önce diğer bir soruya bakalım. Hocam yazılıların başlamasına birkaç gün kaldı. Yazılı yazılı kampı ne zaman yayınlanır? Bunu zaten az önce söyledik arkadaşlar. 18 Aralık'ta fizik yazılısıyla başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Mustafa Pro demiş ki ikinci yazılıda hangi konular var demiş. Arkadaşlar bunları her bir yazılı provamıza sizlere vereceğiz. Mesela Edebiyat dersinde burada net bir şekilde soru sayısının Edebiyat nedir? Edebiyatın bilim ve güzel sanatlar ilişkisi metinlerin sınıflandırılmasından iki soru gelmesi gerektiği. Hikayede işte olay örgüsü, kelime gruplarının anlamları bir soru, metin üslupları bir soru veyahut da dil bilgisi yani e, isimler ve bunların metindeki işlevleri alakalı üç soru sorulması gerektiğini tek tek Milletin Bakanlığı yazmış. Matematikte de aynı şekilde ne demiş mesela alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. Anadolu serilerine bir soru, fen serilerine bir soru şeklinde bizlere tek tek soru dağılım tablolarını her derse verdi. Bizler de zaten 18 Aralık'ta başlayan yazılı kampımıza bunları mükemmel bir şekilde sizlere hazırladık arkadaşlar. Zaten yazılı notlarımıza da her bir Birinci ve ikinci yazılının konularını tek tek ayırdık. Bakın burada mesela örnek veriyorum şöyle gidelim. Ne demiş mesela tarih birinci dönem ikinci yazılı. İnsan ve göçten başlayacağız. Burada her birini sizlere renkli resimli hocaların nereden sorabileceğini bak hocanın sorabileceğini hoca yüzde yüz sorar dediğimiz bölümleri dikkatli bir şekilde çalıştığınızda. Veyahut da edebiyatta efsanevi notlar hazırladık arkadaşlar. Bizzat kendim hazırladığım için tamamen burada kefilim. Harika notlar okuduğunuzda zaten yazılıdan yüz alacağınızı bunları yanınızda bulundurursanız bunları aklınıza hafızanıza kaydederseniz 100 alacağınızı zaten isteyeceksiniz. Tam da sınavda çıkacak şekliyle hem yazılı provası hazırladık hem de süper konu altınlarını burada hazırladık. Mustafa Pro'nun sorusuna böyle cevaplamış olduk. Şimdi gelelim diğer maddemize. Peki ikinci yazılarda nasıl yüksek not alırım? Hemen bunu söyleyelim. Birincisi arkadaşlar yeme yani yam yam gibi saldıracağız değil de yum yum yani yumuşak yumuşak bir şekilde saldıracağız. Birincisi yazı notlarımızı mutlaka tedarik etmemiz lazım. Yazı notlarımızın arkasındaki kodu buradaki yani kare kodu okutup TAS uygulamasına girdiğimizde bizi ortak sınav denemeleri bekliyor. Mutlaka bu ortak sınav denemelerini çözün. İkincisi Milliyet Bakanlığı tablolarını biz zaten yazılı provalarımıza sizlere tek tek göstereceğiz. Yazılı provalarımızı buna göre hazırladık. Üçüncüsü yazılı kampına mutlaka katılın. Yazılı kampındaki soruları eğer konulara çalıştıysanız videoyu durdurup çözmeye çalışın. Videoyu durdurup çözmeye çalışın. Videoyu durdurup çözmeye çalışın. Eğer bilemiyorsanız direkt konu altınlarını izleyin arkadaşlar aynı zamanda bir önceki seneki yazılı provalarımızı izleyebilirsiniz. Diğerine bakıyoruz. MEB ortak sınavları. Arkadaşlar MEB ortak sınavları gerçekten çok değerli. Bizlerin biliyorsunuz ki Dinamo Soru Bankalarının arkasında yazılı provalarımız var. Onu da hemen gösterelim. Mesela Dinamo Soru Bankalarımızda sizlere konuyu gösterdikten sonra bakın burada hem ÖSM tarz sorular var. Gördüğünüz gibi üniversite çıkıyor bu konular. Hem de yazılıya hazırlanan kısımları var. Bunları da mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz. Yani bu dört işi yaptığınızda yazılıdan en yüksek notu almanız işten bile değil. İnşallah en güzel notu alacaksınız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yazılı kampında yazılı notlarımıza görüşmek üzere.